Değerli izleyenlerim, bugünkü Sorularla İslamiyet programında kalbin gıdası nedir? Bununla alakalı bazı değerlendirmelerde bulunmaya çalışacağız. Malum kalp insanın merkezinde yer alır. Maddi kalp bedenimizin hayatını devam ettirir. Manevi kalp de manevi hayatımızın dinamiğidir. Onu harekete geçirir. Bizim burada ele alacağımız manevi kalple alakalı bazı durumlar. Ve bu manevi kalp imanın mahallidir. Allah'ın muhabbetinin yeridir. Diğer duygularımızın yine bir kaynağı durumundadır. Nasıl ki gözün gıdası vardır. Mesela renkler gözün gıdası durumundadır. Sesler kulağın gıdası durumundadır. Yediğimiz maddi gıdalar midenin gıdasıdır. Onun gibi kalbin de kendine göre bir sofrası var. Onun da kendine göre gıdası var. Kur'an-ı Kerim bu konuda bize şunu bildiriyor. Ele bi zikrillahi tatma innul gulub. Dikkat edin, kalpler Allah'ı anmakla mutmain olur. Demek ki kalbin gıdası Allah'ı hatırlamak, Allah'ı zikretmek. Zikir sadece dilin zikri değildir. Zikir Allah'ı hatırlamaktır. Ve bunu hatırlayacak olan da kalptir. Dil buna sadece bir tercümandır. Kalp Allah diyorsa dil de buna tercümanlık yapar ve birbirini tamamlamış olur. Ama işin merkezinde yer alan kalptir. İşte bir kalp Allah'ı hatırlarsa gıdasını elde etmiş olur. Peki Allah'ı nasıl hatırlayacak? Nasıl ki bir dostumuz diyelim bize bir tesbih hediye etmişse o tesbihi gördüğümüzde o dostumuzu hatırlarız. Veya bize bir hediye göndermişse üzerinde de kimin gönderdiği yazıyor. Hemen o zatı hatırlar ve ona minnettar oluruz. Bu temsilden Allah'ın bize gönderdiği şeylere bakacak olursak her şey bize Allah'ı hatırlatabilir. Çünkü şu alemde gördüğümüz her şey Rabbimizin diyarından tabiri caizse ondan bize gelmekte. Böyle olunca şu varlıklara Allah namına bakmak kalbin gıdası olur. Her şey bize Allah'ı hatırlatır ve bunun neticesinde insan rüzgarlar estikçe Allah der. Rüzgar böyle hu hu zikrederken o da bu zikre katılır. Diyelim bir ormana gitti. Ormanda hafif bir rüzgarla beraber ağaçların böyle zikri var. İnsan da kalben orada adeta cuşu huruşa gelir. Veya bir deniz kenarına gitti. Baktı dalgalar böyle sahile doğru vuruyor. Duvarlara doğru vuruyor. Ve ya Celil, ya Celil, ya Aziz, ya Cebbar diye denizin orada zikrini işitiyor. O da bu zikre katılır. O da ya Celil, ya Celil, ya Aziz, ya Cebbar der. Diyelim askerlerin yürüyüşünü görüyor. İşte Rab, Rab diye postallarından sesler çıkıyor. Rab Allah'ın isimlerindendir. O da o anda bir zikir cezbesini adeta yakalayabilir. Böylece şu alemde meydana gelen her olay, duymuş olduğumuz böyle fıtri ibadet sesleri, işte kuşların cıvıltısı gibi, rüzgarın uğultusu gibi, yağmurun şıpıltıları gibi, suların coşkun çağlayışları gibi, bütün bunlar bize Allah'ı hatırlatır. Bütün bunlar zaten zikretmektedir. Bizim kalbimiz de o koroya katılırsa gerçekten gıdasını elde etmiş olur. Bülbüller nasıl ki gülün üzerinde aşkını ilan ediyorlar. Allah olan muhabbetlerini ilan ediyorlar. Çok coşkulu bir şekilde zikirlerini, tesbihlerini yapıyorlar. Kainat bizim için bir gül gibi olur ve biz de o kainatın bir bülbülü haline geliriz ve böylece biz de kainatın o ulvi musikisine iştirak ederiz. Bütün mahlukat Allah'a tesbih ederken biz de tesbih ederiz. Subhanallah, Subhanallah, Elhamdülillah, Elhamdülillah, Allahu Ekber, Allahu Ekber derken kainatın zikrini de hatırımıza getirmeye çalışırız. Böylece çok coşkun bir şekilde ve kalbi hayatı sağlayacak bir şekilde zikrimizi, fikrimizi yapmış oluruz. Bunu yaptığımızda kalp gerçekten gıdasını elde eder. Ve bunu yapabilecek şekilde tefekkürü ortamlarda bulunmak, böyle tefekkürü kitapları okumak, tefekkürün ele alındığı sohbetleri dinlemek, Allah'ın anıldığı sohbetleri dinlemek insanın manevi gıdasını meydana getirir.
Hatta bu gıda sadece biz insanların gıdası değil, meleklerin bile gıdasıdır. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam şöyle bildiriyor. Bazı melekler vardır ki bunlar Allah'ın anıldığı yerlerin takipçisidir. Bir yerde Allah deniliyorsa, Allah'tan bahsediliyorsa melekler oraya gelirler, yerden göğe kadar orayı kuşatırlar. Ve bir başka hadiste de Cenab-ı Hak şöyle bildiriyor. Allah'ın evlerinden herhangi bir evde toplanan bir topluluk Allah'ı anıp Kur'an'ın hakikatlerini kendi aralarında ders yaptıklarında Allah onların kalplerine sekinet indirir, sükunet indirir. Kalplerinde böyle bir mutluluk hali yaşanır. Rahmet onları kuşatır ve melekler her taraftan onları böyle sarar, çepeçevre sarar ve Allah kendi katında olanlara, belki de mukarrebin melekler bununla kastediliyor, Allah kendi katında olanlara onlardan bahseder. Demek ki kalp son derece önemli ve kalbin gıdası son derece önemli. Zikir derken sırf böyle Allah demek değil, Kur'an okumak da bir zikirdir. Namaz kılmak bu da bir zikirdir. Yani Allah'ı anmaktır, Allah'ı hatırlamaktır. Vele zikrullahi ekber ve Allah'ın zikri en büyük bir olaydır. En büyük bir şeydir. İşte bir insan Allah'ı hatırladığında Allah da onu hatırlar. Allah zaten biliyor da ama rahmetiyle onu hatırlar. Onu rahmetine mazhar kılar. Ve bu şekilde o insan hem kalbin zikri, hem dilin zikri, hem de tefekkür olarak bunları tefekkür etmek, düşünmek suretiyle gerçekten çok büyük mertebeler elde eder. Kalp o zaman çalışır. Nasıl ki elin çalışması var ve el ona göre kuvvetleniyor. Çalışmazsa zayıf kalır. Aklın çalışması var. Akıl çalışırsa fikir itibariyle güçleniyor. Meseleleri çok iyi değerlendirebiliyor. Alim olabiliyor. Benzeri bir şekilde kalbin de çalışması vardır. Kalbin de kendine göre gıdası vardır. Gıdasını iyi aldığında o insan gerçekten manevi olarak mutmain olur. Manevi olarak güçlü kuvvetli bir insan olur. Fakat diğer türlü eğer kalbin gıdasına dikkat etmiyorsa o insanın midesi gelişir. Bazı başka azaları gelişir. Ama kalp çok cılız kalır. Hatta gıdasını almadığında manen açlıktan gidebilir. Uzun yıllar böyle küfür ortamlarında kalmış, günah ortamlarında kalmış olan insanlar ilk defa dini bir sohbete geldiklerinde kalplerinde böyle bir hayat belirtisi başlar. Nasıl ki çölleri düşünün, uzun zaman yağmur yağmamıştır. Artık bundan dolayı çatlamış bir hale gelmiştir. Yukarıdan bir yağmur geldiğinde nasıl o suları böyle emerse veya günlerce aç kalmış birisi güzel bir sofraya oturduğunda nasıl iştahla yerse, yıllardır manevi gıdasını alamamış insanlar ilk defa manevi bir gıdayla karşılaştıklarında gerçekten bundan çok büyük lezzet alırlar. Ve oranın müptelası olurlar. Giderler, gelirler ve bu şekilde kendilerini çok daha yeterli bir hale getirirler. Bunun neticesinde kalp çalışmaya başlar ve o insanın manevi görünümü güzelleşir. Manevi yönden o insan çok ileri merhaleleri elde eder. Demek ki insan sadece midesini doldurmakla meşgul olmamalı. Sadece akla hitap eden şeyleri anlamaya çalışmakla yetinmemeli. Aynı zamanda kalbin gıdasını da ihmal etmemeli. Kalbini de doyurmaya çalışmalı. Günümüz şartlarında bunun pek çok yolları var. İşte Allah'ın adının anıldığı sohbet meclisleri vardır. İnsan oralara gidebilir. Camiler Allah'ın adının anıldığı yerlerdir. Allah'tan bahsedilen yerlerdir. Oralara zaten insanımız gider. Oralardan da manevi gıdasını az çok alır. Öte yandan televizyonlarda bile artık bu gibi manevi sohbetler elhamdülillah bulunuyor. Oralardan da istifade eder. Ve kendisi ücra yerlerde olsa, dağlarda, taşlarda, diyelim yazın genelde bazı insanlar sessiz yerleri tercih eder. Orada her ne kadar diğer insanlardan uzak bile olsa tabiatla iç içedir. Ve orada da o yalnız değildir. Tabiattaki bütün varlıklar Allah'ı zikreder. O da onların zikrine katılmak suretiyle manevi gıdasını orada da elde etmiş olur. Cenab-ı Hak hepimizi kalp yönüyle ve bütün müsbet yönleriyle
gıdasını iyi alan kullarından eylesin. Bir başka programda görüşmek üzere. Hayırlı günler diliyorum.